Herkese selam. Uzun bir aradan sonra karşınızda 1 saatlik bir GTA Vice videosuyla duruyorum. Bu videoda Ricardo Diaz'ı GTA Vice'de kullanılmayan efsane taktiklerle öldürmeye çalışacağım. Bu taktikler görevlerde kullanacağım. Daha önce görmediğiniz çok kısa yoldan görevleri yapmamı sağlayacaklar. 1 saatte Ricardo Diaz'ı öldürmek kafanızda çılgınlık gibi gelebilir. Bunu hiç ölmeden, hiç polise yakalanmadan, hiç hata yapmadan yapacağım. Bir de böyle bir challenge koydum kendime. Oyuna başlıyorum. Görevleri yaparken sizlere teker teker nasıl kısa yoldan yapabilirsiniz, nasıl kısaca görevleri geçebilirsiniz, bunlardan da bahsedeceğim. Şu anda zaman başladı. Bu saniyeden itibaren 1 saat içerisinde oyunu bitirmeye çalışacağım. Videonun altındaki sayaçtan ne kadar ilerlediğimi görebilirsiniz. Ben de video bittikten sonra zaten kaç dakika sürdüğünü size tekrar söyleyeceğim. Hep beraber başlıyoruz. 1 saat boyunca oyunu oynayacağız ve Ricardo Diaz'ı öldürmeye çalışacağız. Bu videoyu 1080p 60 fps çekiyorum. Yani kayıpsız mükemmel bir şekilde bu videoyu izleyebilirsiniz internetiniz yetiyorsa. Yoksa 720p'ye falan da alırsanız gene güzel olur. Şimdi teker teker anlatacağım. GTA Vice severler ve speedrun yani böyle hızlı bitirme olaylarını severler için güzel bir video olacak. Şimdi Ocean View yani okyanus manzarası otelin önüne geldik. Hiç pink marker'ın önünde durmuyoruz. Çünkü orada durmamız zaman kaybı. Hemen yanından koşup gidiyoruz. Güzel bir video olacak. Umarım başarabilirim. 1 saatte öldürmeye çalışacağım Diaz'ı. Ve bunu hiçbir fail yapmadan, hiç ölmeden yapacağız. Şimdi cheetah'ımızı aldık ve geri Lawyer'a doğru yani Ken Rosenberg'e doğru gideceğiz. Bunları yaparken bazı noktalarda silahlar alacağız, bazı noktalarda armor alacağız yani zırh alacağız. Ama bunların belli noktaları var. Öyle direkt armor almaya, silah almaya gitmeyeceğiz. Ve sinematikleri tabii ki geçeceğiz. Speedrun dediğimiz olay bir oyunu en hızlı bitirebileceğin şekilde bitirmek anlamına geliyor. Ama bunları yapanlar bazen hileli olarak kullanıyor. Bazen farklı bugları kullanarak yapıyorlar. Ben herhangi bir oyun içinde problem çıkartacak bug kullanmadan oyunun kısa yollarını kullanarak yapacağım bunu. Yani zekamızı kullanarak yapacağız. Şimdiden eğer bu videoyu beğeniyorsanız, böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeniz benim için çok önemli. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Bakın şuradaki arayolu mesela çok insan bilmez. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine GTA Vice'de oynayanlar varsa aranızda ki hala biliyorum. Steam'imde görüyorum. Hala çoğu insan GTA Vice'de oynamaya devam ediyorlar. Şimdi bu motoru daha fazla kullanmayacağım. Çok sevdiğim bir motor değil bu. O yüzden salladım. Ve ilk göreve giriyoruz. The Party. Bu görevde Cortez'in evlatlık kızı Mercedes'le beraber Pole Position kulübüne yani striptease kulübüne gidiyorduk. Mercedes biliyorsunuz bu oyunda çok normal bir kız değil. Gerçi Miami'de kimse normal değil o zaman o dönemlerde. Hemen onu pole position'a bırakalım zaman kaybetmeden. Bu çarpışlar bana zaman kaybettirir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Ve ilk görevi bitirdik. Hemen shift 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 yapıyorum ki görevi verirken hızlı bir şekilde bitsin. Bunlar kolay görevler. İlk iki görevde özellikle gösterecek çok fazla bir şey yok. İlk iki görevin olayı hızlı bir şekilde çok fazla kaza yapmadan görevi bitirebiliyor olmak. O yüzden ilk iki görevde kazaları minimum düzeyde tutup görevleri alıp mekanlara gitmek gerekiyor. Şimdi ikinci görevimize giriyoruz. Bu görevi yaparken dediğim gibi amaç Ricardo Diaz'ı öldürmek. A'nın birkaç görevini yapacağım. A'nın özellikle inşaat patlatma görevini yapmak istiyorum. Çünkü inşaat patlatma görevinde güzel taktiklerim var. Bu zamana kadar anlatılmamış. Nasıl inşaat görevini yaparsanız daha kolay bitirirsiniz. Bunu anlatacağım ve bu görevin dönüşünde şimdi Kent Paul'un yanına gireceğiz ve bizi kasabı öldürmek için telefonu almak için yollayacak. Ama dönerken biz bir şey yapacağız. Normalde yapılmayan ama yapılması gereken bir şey yapacağız şimdi. Git ve şefi bul diyor. Hani şu araya girip de şefi öldürdüğümüz görevden bahsediyoruz. Ama şimdi biz sola doğru döndük. Neden sola döndük? Çünkü burada bir shotgun var arkadaşlar. Bu shotgun bizim çok işimize yarayacak.
Aldım bu shotgun'ı. En az 2 görevde bu shotgun sayesinde 1 dakika zaman kazanacağız. Ben bunları nasıl bu kadar iyi biliyorum? Çünkü daha önce defalarca oynadım bu oyunu biliyorsunuz ve canlı yayın sitelerinde özellikle D-Live'de yayın yapıyorum artık biliyorsunuz. D-Live'da GTA oynayan arkadaşlarla yaptığımız turnuvalarda bu taktikler bana bayağı para kazandırdı, öyle söyleyeyim. Para ödüllü yarışmalar yapıyoruz biliyorsunuz. Ve bu yarışmalarda bana bu taktikler bayağı para kazandırdı. Onlara paradan önemlisi hani bir turnuva kazanmamı sağladı. Bu yüzden de aranızda hala GTA oynamayı sevenler varsa belki farklı bir heyecan arıyorsunuzdur. Benim gibi bu videoyu izledikten sonra videoyu izleyin, kapatın. Sonra sizler de bu taktikleri kullanarak 1 saatte bitirmeye çalışın bakalım. Kaç kişi bitirebilecek? Ona göre bana da Discord'dan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Zaten hepsi açıklama kısmında mevcut. Şimdi Lance Vance'ı aldık. Lance Vance benim GTA tarihinde en sevmediğim karakterlerden biri. Özellikle Vice Stories videolarımı izleyenler varsa ne kadar kanser olduğunu biliyorlar. Hani sadece GTA Vice'de oynayanlar zannediyor ki Lance kötü bir karakter, ama Vice Stories oynadıysanız eğer Lance'in nasıl iğrenç bir karakter olduğunu, nasıl başımıza belalar açtığını biliyorsunuzdur. Yani Vice de aslında melek ama Vice Stories de asıl şeytan Lance Vance. Şimdi Lance Vance arabasına binecek, arkaya dönüp gidecek ve bizim asıl taktiklerimiz şimdi başlıyor. Görevi almaya gideceğim gerileye. Burada zaman önemli bakın. Hemen çita doğru koşuyorum. Hop, motor geldi, süper. Burada çok kötü arabalar da gelebilir karşınıza. Çok iyi arabalar da gelebilir. Benim şansıma PCJ, en sevdiğim motor geldi. Motor speedrun yaparken, yani hızlı bir şekilde bitirmeye çalışırken biraz tehlikeli. Çünkü çok fazla çarpıp düşme ihtimaliniz var. Ama eğer dikkatli kullanıyorsanız aralardan da geçmenizi sağlayabilir. Şimdi bunu buraya bırakacağım çünkü görevde araya bir sinematik girecek. Eğer buraya bırakırsam motorum kaybolur. Bu görev jürileri korkutma görevi olacak. Bir tane uzakta bir araba var, bir tane yakınımızda bir araba var. Onlara zarar vereceğiz ve jüriler korkup daha sonrasında istediğimiz şeyleri yapacaklar. Hemen görevin önünde durdum. Bakın, motorumu sakladığım için motoruma bir şey olmayacak. Burada bana diyor ki adam öldü, çekicini al. Çekici sayesinde arabayı patlat. Normalde bunu yapıyorsunuz eğer hile yazmazsanız. Tabii çoğunuz hile yazıp Nutter Toast yazıp patlatıyor olabilir ama ben öyle yapmıyorum biliyorsunuz. Ben hilesiz oynuyorum. Şimdi motorum sabit kaldı. Buradan bir zaman kazandım. Hop. Eğer suya düşersek fail olmuş oluruz. Biliyorsunuz bir shotgun almıştım. O shotgun'ı bu görev için aldım arkadaşlar. Tabii bu görevden sonra da kullanacağım ama bakın sayıları var. Belli sayılarda arabaları ateş edeceğiz ve çok kolaylıkla bu görevleri bitirmiş olacağız. Zamana karşı yarışıyoruz şu anda. Bir saat zamanımız var. Bakın, normalde çekişle patlatmaya çalışacaktım. 1, 2, 3. Ben 4 biliyordum. 3 tane vurmam yetti. 3 tane shotgunla mermi sıktım ve direkt bitti. İsterseniz şunun arkasında bir de uzaktan kumandalı bomba var. Onu da alarak yapabilirsiniz. O da eskiden kullandığım güzel taktiklerden biriydi. Ama böyle shotgunla daha kolay olduğunu düşündüğüm için shotgunla hallediyorum. Buralarda armor var. Onları alabilirsin. Sonra işine yarar diyebilirsiniz. Ama gerek olmayacak. O yüzden almıyorum. Şimdi ilerliyorum. Bir tane burada var. Aynı taktiği ona da yapacağız. 3-4 mermi sıkacağım arabasına ve direkt korkup kaçmaya başlayacaklar. Ve kolaylıkla bu görev bitmiş olacak. Şimdi indim motorumdan. Aldım shotgun'ımı. 1, 2, 3, 4. Normalde patlıyor gibi görüyorsunuz ama patlamayacak. Zaten adam direkt arabadan iniyor. Polis beni kovalamaya çalışıyor. Görev bittikten sonra polis de gidiyor. O yüzden polisle hiç uğraşmadan direkt yoluma devam ettim. Az bir şey canım gitti. Bu can sıkıntı değil. Direkt zaten toparlanacak. Bu görevin en kolay yolu bu arkadaşlar. Dediğim gibi dönerken, orada şef için geri dönerken eğer shotgun'ı gidip alırsanız bu görevde inanılmaz kolaylık sağlıyor. Ama GTA Vice City'nin ikonik görevlerinden, yani önemli görevlerinden birini nasıl mükemmel bir şekilde yaparsanız bunu göstereceğim şimdi. Riot, yani isyan görevi. Normalde arkaya seni yolluyor. Kıyafeti alıyorsun ve daha sonrasında onlar gibi araya sızıp görevi bitirmeye çalışıyorsun. Ama hiç gerek yok. Burada durdurdum motorumu. İlerledim.
Tek mermide bu patladı. 1, 2, 3, 4. Bitti arkadaşlar görev. Riot görevi yani isyan görevi de bitti. GTA Vice'nin en güzel görevlerinden biri, böyle farklı görevlerinden biriydi. Ve biz saniyede hallettik. Şimdi A'ya girdik direkt. Çatır 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 ilerliyoruz. Four Iron. Bu görev golf salonundaki, golf sahasındaki adamı öldürme görevi. Normalde içeriye silah sokmuyorlar biliyorsunuz. Ama biz güzel bir taktikle içeriye silahla girip adamı direkt bu tekniğiyle beraber öldüreceğiz. Tekniğiyle öldürmeye çalışmak biraz sıkıntı olabilir. Ama belli bir noktası var. O noktadan tararsanız problem yaşamadan adamı rahatlıkla öldürebiliyorsunuz. Bir saatten kısa sürede Ricardo Diaz'ı öldürmeye çalışıyoruz. Ricardo Diaz'ı öldürme olayı oyunun en önemli olaylarından biri. Ve biz bunu bir saatten kısa sürede yaparak belki GTA Vice City'yi 3,5 saatte rahatlıkla bitirme şansını yakalayacağız. Tabi bunu yine ilerleyen zamanlarda yayınlarda falan da göstereceğim. Şimdi olayımız burada, önce bir pembe marka giriyoruz. Çünkü bu ara sahnenin gerçekleşmesi gerekiyor. Gerçekleşti. Hemen Comet'i aldık. Comet'e de şu atlayışı çok seviyorum. Şuraya park ettik. Atladık üstüne. Hop. Bir daha buraya atladık ve içerideyiz. Shift'le koşarken Shift'e basılı tutmayın arkadaşlar. Shift'e basıp çekin. O zaman Tommy yorulmuyor. Tommy koşmaya devam ediyor. Elemanımıza doğru gidiyoruz şimdi. 72 canımız var. Dönerken şuradan da şu canı alacağım ve gene 100 cana ulaşmış olacağım. Bakın şurada bir bayrak var. O bayrağın yanına park edeceğiz. Çünkü noktamız burası. Park ettik. Aldık tekniği. Baktık şöyle. Ve adamımızın işi bitti. Tab'a basacağız. Tab zaten Cortez'in görevini verecek bana. Onu biliyorum. Onda sıkıntı yok. Normalde Ricardo Diaz'ı öldürmek için A'nın daha fazla görevini yapmama gerek yok. Ama ben bir tane risk alacağım. Normalde ben bunu 55 dakikada yapabiliyorum çünkü. Şimdi risk alıp bir de size inşaat patlatma görevini göstereceğim. Ekstrasıyla beraber 1 saatte bitirmeye çalışacağım yani. Çünkü inşaat patlatma görevi bu oyunun en önemli görevlerinden biridir. Ve o görevi yapmadan bu videoyu göstermek istemiyorum. Çünkü bu video aynı zamanda görev taktikleri anlattığım bir video. O yüzden A'ya tekrar gidiyorum ve inşaatı patlatma görevini sizler için yapacağım. Bu görevde bir tane taktiğim var. Bu taktik sizi çok hızlandıracak. Ve en önemlisi şu, artık şu görevden dolayı oyunu bıraktım muhabbetlerini umarım sonlandıracaksınız. Çünkü eğer uğraşırsanız yapamayacağınız şey yok. Şu telefona da bakalım. Cortez konuşsun. Ben de orada bir su içeyim. Yaklaşık 12 dakikadır falan oyunun içerisindeyiz yanlış görmüyorsam kayıt programımdan. Ve 12 dakikada inşaat patlatma görevine geldik. Bu müthiş bir hız. Bilhassa araları kesmeden bir video yapıyorum. Çünkü eğer araları kesersek hani yapamadığımı, fail olduğumu falan düşünebilirsiniz. O yüzden tam olarak hiçbir kısmını kesmeden direkt olarak 1080p 60 fps bu videoyu atıyorum. Yine ilerleyen zamanlarda da GTA Vice videolarını arada sırada atıyor olacağım kanalı hareketlendirmek için. Şimdi geldik şu inşaatı patlatma görevine. Peki bizim buradaki taktiğimiz ne olacak? Hemen döndük. 4 ile döndüm. Teker teker anlatıyorum. 4'e ve 9'a basıyorum. Bakın buradaki taktiğimiz şu. Çapraz gitmek. Eğer bu RC helikopteri çapraz sürerseniz inanılmaz hızlı sürüyorsunuz. Bakın. Neredeyse vardım bile ilkine. Eğer düz gitsem böyle çok yavaş. Bakın bayağı yavaşladı yavaşladı yavaşladı. Bıraktım bu arada. Ve şimdi sola doğru çapraz olarak gidiyorum. Bakın ne kadar hızlı. Böyle yavaş arabaların hızına ulaşıyor resmen. O yüzden sürekli çapraz, sürekli çapraz gideceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? W ile A'ya, W ile D'ye falan basarak 9'a basıyorum. Ve araç yönlenmiş oluyor. Şimdi W A'ya bastım. W D'ye bastım. Sürekli çapraz olarak götürüyorum ki en hızlı haliyle gitsin. Bunu en iyi yapanlar 3 dakika 50 saniye falan kala yapabiliyorlar. Ben de bu taktiği kullanarak en az onlar kadar iyi yapabiliyorum. Emin olabilirsiniz. Şimdi üçüncüye bırakıyorum. Bunun bir özelliği yok. Ben biraz kendime şey yapıyorum böyle. Hani farklılık olsun diye. 1, 2, 3, 4 diye gitmek zorunda değilsiniz çünkü. Bu sizi yavaşlatacak ya da hızlandıracak bir şey değil.
İstediğiniz gibi ilerleyebilirsiniz. Şimdi orada birkaç çarptık. Belki beni bir 5 saniye yavaşlatmış olabilir. İlerleyeceğim. Yediğimiz mermiler çok problem değil. Çünkü güvenlik görevlileriyle bir daha çok fazla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Hemen WA'ya bastım. WD'ye bastım. Ve ilerledim. Üçüncüyü alıyorum. Daha 5 dakika 15 saniye zamanım var. İnşaatçılar peşlesin. Zaten güvenlikler peşinizden koşmuyor. Bildiğim kadarıyla aynı katlarında kalıyorlar. Hop, hızlı bir şekilde merdivenlere geldik. Şimdi ikinci kata bırakacağım. Ve daha sonrasında da en üst kata bırakıp olayı bitireceğiz. 4 dakika 50 saniye kala buradakine de bıraktık. Burada yavaşlamanızı tavsiye ediyorum. Böyle çok hızlı gidip bir daha düşürmenize gerek yok. Hani tamam ben de hızlı yapmaya çalışıyorum ama ağzına kadar geldiğimde görüyorsunuz yavaşlayabildiğim kadar yavaşlıyorum. Çünkü bazen bazı şeyleri güvenli yapmak hızlı yapmaktan çok daha iyi. En azından iki kere uğraşmadığınız için rahatça bitebiliyor. 4,5 dakikam var. Alacağım ve gideceğim. Orada bir 5 saniye kaybettim. Benim tahminim 3 dakika 40 saniye falan kala bu görevi bitirmiş olacağım. Bakalım tahminim tutacak mı? 3 dakika 40 saniye kala yapmak gerçekten büyük başarı bu arada. Yine daha erken yapanlar varsa tebrik ederim. Benim orada bir çarpışım vardı. O beni biraz yavaşlattı. Ama bu WA, WS'ye basarak çapraz gitme taktiğini yapın. Bu bir uydurma değil. Bu bir gerçek. Harbiden RC helikopter çok daha hızlı gidiyor. Ben 3.40 falan diyordum ama 3.55 kala görevi bitirmeyi başardım. En yapılabilecek iyi skorlardan biri bu. Ve bu Ricardo Diaz'ı öldürmek için gerekli olan görevlerden biri değildi. Ama dediğim gibi bu oyunun en önemli görevlerinden biri ve güzel taktiklerden bahsederken bu görevi anlatmamak olmazdı. Şimdi Cortez'in yanına gidiyorum. Şimdiden hep beraber yorumlara çok yaşa yazarsınız. Şimdi Cortez'in yanına gidiyorum. Cortez bizim için önemli bir karakter. Çünkü yine güzel taktikler vereceğim. Bir de benim hapşırıklara rağmen arkadaşlar bir saatte bitiyor oyun. Düşünün yani. Sürekli hapşırmama rağmen ESC'lere rağmen bir saatte bitirebiliyorum oyunu. Burada diğer arabaları alabilirim. Neden daha hızlı araba almıyorsun diyeceksiniz ve çok böyle güzel bir araba görmedim. Comet için durmak istemiyorum dediğim anda ters döndüm bu arada. Comet beni durdurdu. Ben Comet için durmak istemedim ama Comet beni durdurdu. Polislerin yanında çaldık arabayı ve ilerliyorum. Şuradan gireceğim her zaman. Cortez'e buradan girin. Bu en hızlı giriş yolumuz. Silahımızda hala mermi var ve Cortez'in yanına geldik. Cortez bize bu görevde bakalım ne yaptırıyordu. Evet bu görevde arkadaşlar gidip AVM'de Kill Gonzalez'miş. Gonzalez'i öldürme göreviymiş, tamamdır. Gideceğim Gonzalez'i öldürmeye. Gonzalez'in hikayedeki yeri şu. Bizim başımıza işleri açan GTA Vice City'de Sony'ye borçlanmamıza sebep olan şerefsiz Gonzalez. Gonzalez normalde Cortez'in adamı. Ama Cortez'in işlerini yaparken daha fazla para için onu Diaz'a satıyor. Ve o anlaşmayı Diaz'ın adamları basarak önce Victor Vance'ı öldürüyorlar. Ve daha sonra da bizim para dolu çantamızı alıp oradan ayrılıyorlar. O yüzden biz de her şeyin başı olan, her şeyin sebebi olan Gonzalez'i öldürmeye gidiyoruz. Şu ana kadar gayet hızlı ilerledik. Yaklaşık 3 tane görevde de güzel taktikler gösterdim. Bu Gonzalez'in güzel taktiği şu. Öldürürken değil kaçarken çok güzel bir taktiği var. Şimdi oraya doğru devam edeceğim ve önemli olan burada direkt kapının önüne arabayı park etmek öncelikle. Ama polise ezerseniz biraz sıkıntı olabilir. Bakalım ne olacak. Zaten dışarı çıktığımda 2. seviye polis olacaktı. O yüzden çok büyük problem değil. Çünkü Gonzalez polisler tarafından korunan bir adam. Şimdi ilk yıldızı aldım. O aradan geçtim, ilk yıldızı aldım. Normalde görev bana Pain Spray'e gitmemi söylüyor. Ama Pain Spray'e gitmeme gerek yok. Şimdi de buradan dönüp ikinci yıldızı aldım. Görev bitti. Çok seri.
buraları oynadıkça, yayınlarda oynadıkça, videolarda oynadıkça ezberledim artık. GTA Vice City'nin belediye başkanı ben oldum. Biliyorsunuz son zamanlarda seçimler vardı. GTA Vice City'nin, Miami'nin belediye başkanı artık benim. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Herhangi bir şekilde benle kapışmak isteyen, video çeken arkadaşlar varsa da yine D-Live üzerinde canlı yayınlar yapıyorum. Onlara katılmayı unutmayın. Oralarda GTA Vice turnuvaları falan düzenliyoruz. Benimle irtibata geçebilirler. Böyle Ricardo Diaz'ı öldürene kadar tarzında turnuvalar yapabiliriz. Şimdi Cortez'e geri gittik. Cortez'in sıradaki görevi sanırım az önce söylediğim AVM görevi. AVM'deki çipleri çalacağız. Bu telefona bakmak istemediğim için arabaya tekrar binip tekrar indim. O sayede telefon görevi, ay telefon bana gelmedi. Kuryeyle buluşacağım. Bu sefer buradan dönüyorum. Arabam çünkü yeterince zarar gördü. Orada takla atsın falan istemiyorum. Kuryeye gideceğim. Yaklaşık 20 dakikalık bir zamanda buralara geldik. Birkaç görev sonra Ricardo Diaz'ın görevini açıyor olacağız. Guardian Angel, yani koruyucu melek görevinden sonra, koruma meleği görevinden sonra Ricardo Diaz'ın görevleri açılıyor olacak. Şimdi bakın burada çok güzel bir hareket yapacağız. Görev başladı. Zıpladık. Ah zıplayamadık. Şimdi zıpladım. Güzel. Zaman kaybı yok. Koş. Aldın tekniği. Bak burada zaman kaybettim. Burada onu ilk zıplayışta zıplayabilip vurmam lazımdı. Şimdi motoruna çarpıyorum. Ve kurye öldü. Çantayı aldım. Atladım gidiyorum. Orada direkt tekniğiyle beraber kurye motora binmeden tekniğiyle onu vurup dönüp gidebiliyorsunuz. Ben o ilk zıplayışta hata yaptığım için zıplayamadım. Ama sizler düzgün bir şekilde zıplayabilirseniz orada rahatlıkla kuryeyi öldürüp ilk saniyeden alıp dönebilirsiniz. Saniye kaybım yaklaşık 5-10 saniye. İnanılmaz bir şey değil. Çünkü motoruna çarpmam gerektiğini biliyorum. Eğer orada korkuya kapılsaydık, ulan motorda tarayacak bir silahımız yok, ne yapacağız falan diye sıkıntı olurdu. Ama böyle anlarda rakibinizin motoruna çarpmak her zaman işe yarayan bir taktik. Şimdi Guardian Angels, yani koruyucu melekler görevi açıldı. Bu görevde Lance Vance'le beraber Ricardo Diaz'ı koruyup sonra da Ricardo Diaz'ın görevlerini açıyoruz biliyorsunuz. Uzun bir video oluyor. Bu videoda çok konuşuyorum. Umarım başınız şişmiyordur. Anlatmam gerekiyor çünkü taktikleri. Abi biraz sus tarzında yorumlar yapıyor olabilirsiniz. Bu neydi şimdi kardeşim? Amına koyayım. Neyse küfür etmeyeyim. Bu görevlerde o yüzden taktikleri anlatmak için ve videonun boş kalmaması için konuşmam gerekiyor. Yoksa gidip sıradan bir GTA Vice videosu izleyebilirsiniz. Ama ben farkımı koymak istiyorsam muhabbet sohbet etmem gerekiyor. Aldık Kruger'ı ve Lance Vance geldi. Şimdi Lance Vance'le beraber Ricardo Diaz'ı korumaya gidebiliriz. Bu görevde de çok güzel bir taktik var. Çoğunuz bu görevde fail olabiliyorsunuz. Nasıl fail oluyorsunuz? Ricardo Diaz'ı korurken değil, daha sonra motorcuyu kovalarken fail olabiliyorsunuz. Motorcuyu tarayayım derken motoru patlıyor ve çipler yanabiliyor. Paralar yanabiliyor. O paraların yanmasını engellemek için güzel bir taktiğim var. Önce gidelim Ricardo Diaz'ı koruyalım. Ve size de Ricardo Diaz'ın yanında daha önce bahsettiğim birkaç bir şey göstereceğim. Eski videoları izleyenler biliyor. GTA Vice City'de hiçbir zaman patlamayan, ne yaparsanız yapın zarar veremediğiniz bir araba var. Şimdi yanımıza o geliyor. Burada Ricardo Diaz'ın Admiral'i. Dediğim gibi daha önce GTA Vice'de hiç patlamayan araç tarzında videolar yapmıştım ve bu arabadan bahsetmiştim. Şu anda bu görevde Ricardo Diaz'ı öldürsem ve Admiral'ini çalsam, gidip kendi herhangi bir evime soksam, daha sonrasında bu arabayı her zaman kullanabilirim. Bu araba asla patlamaz, asla zarar veremezler ve İstediğim görevlerde bunu kullanabilirim. Tabii ki ters dönmemesi lazım. Ters dönmesi büyük problem. Ama kimse tarayarak falan bu Admiral'i patlatamıyor. Bu Kübalıların arabasının da bir şeyi var. Koruması var. Ama PSP'ye sokarsanız bunun koruması bozuluyor. Yani eğer bunu çalarak gitsem de gene bir bulletproof, yani mermilere karşı bir dayanıklılığı var. Haberiniz olsun. İkisini hallettik. Şimdi diğerleri gelecek. Zaten Miami'nin olaylarını biliyorsunuz. Kübalılarla Haitililer arasında inanılmaz bir uyuşturucu mücadelesi var.
Bunlar Kübalılar, Maviller, Haitililer. Gerçek Amerika tarihini anlatıyor aslında bu oyun. Amerika'da Miami köyken, ben bunları araştırmıştım Vice'i çok sevdiğim için. Miami köyken 1970'lerde, daha sonrasında Kübalılar ve Haitililer inanılmaz bir uyuşturucu transferi yapmaya başlıyor buralarda. Akın akın geliyorlar. Zaten yakın mesafe Miami. Geliyorlar ve burada uyuşturucu transferlerine başlıyorlar. Daha sonra Miami inanılmaz zenginlemeye, inanılmaz gelişmeye başlıyor. Tabii ki hani biz Müslümanlar için çok normal şeyler değil ama uyuşturucu, kumar, her türlü fuhuş, cinsellik bu şehirde kol geziyor ve bu sayede inanılmaz paralara sahip olan dünyanın en zengin şehirlerinden biri haline geliyor. GTA Vice'de zaten bunların benzer şeylerini görebiliyorsunuz. Şimdi buradan silahı aldım. Adamı kovalıyorum. Arkadan asla taramayacağız. Arkadan tararsanız adam ölebilir ama para da yanabilir. Şimdi bekliyorum. Yanına geçiyorum. Hop, bitti. Eğer arkadan tarasaydım belki bu çanta yanabilirdi. Çünkü motor çok dayanıklı olmadığı için azıcık bile tararsanız direkt kara dumanlar çıkmaya başlıyor. Adam patladığı anda da çanta gidiyor. Ama biz bunu engellemiş olduk bu şekilde. Ve çantayı direkt aldık. Şöyle direkt Diaz'ın yanında duralım. Ve çantayı verdim. Şu anda Diaz'ın güvenini kazandım. Bu da demek oluyor ki bu görevden sonra Ricardo Diaz'ın görevi açılıyor. Bu görevden sonraki görev GTA Vice'di ve GTA Vice'i Türk oynayanlar için inanılmaz kanser. Neden kanser? Çünkü yavaş biten bir görev. Takip görevine gideceğiz şimdi. Ricardo Diaz'ın takip görevine gidiyoruz. Bu takip görevinde Ricardo Diaz'a ihanet eden birkaç eleman için Diaz bizi yolluyor. Ve bu arada speedrun yaparken bile şeklimizden vazgeçmiyoruz. Ricardo Diaz bizi yolluyor ve elemanı takip etmemizi istiyor. Ama biz elemanı takip etmeyeceğiz. Elemanlar bizi takip edecek. Bakın nasıl yapacağız. Burası normalde kilitli ama Diaz'ın beni arayacağını biliyorum. O yüzden buraya geliyorum. Ricardo Diaz konuşması bittiği anda buradan geçebilirim. Bunun bir de taktiği var. Eğer ambulansla falan buraya gelirseniz ya da motorunuzla takla atar gibi buradan geçmeye çalışırsanız oyun bug'a giriyor ve sizi karşıya atabiliyor. Bu taktikleri gene gösterdiğimi hatırlamıyorum ama belki göstermişimdir yayınlarımda. Gördüğünüz gibi, söylediğim gibi Diaz'ın kapısı açıldı ve Ricardo Diaz'ın yanına giriyorum. Görev takip görevi, the chase, takip demek. Diaz'a ihanet eden, paralarını çalan elemanlardan biz şimdi gelip onları geri çalacağız. Ama dediğim gibi böyle yarım saat onları takip ederek değil, onlar bizi takip ederek, elimizi bırakarak ve rahat rahat izleyerek yapacağız bunu. Az sonra göreceksiniz. Ben de biraz soluklanayım, hem de size de birazcık kafa dinleme şansı tanıyayım. Bu arada videoyu bu zamana kadar izlediyseniz beğeniyi çok görmeyin. 1 saatlik 1080p 60fps bir video çekiyorum. Bunun YouTube'a atılması bayağı uzun sürecektir. Şimdi mekana geldik. Bir uzaylı bana bakıyor. Buradaki zaten efekti çok kötü yapmışlar. Her zaman söylüyorum. Buraya kaçtım. Buradan sonrası bende. Adam bana sıktı. Ve şimdi shift'e spam yapıyorum arkadaşlar. Yani shift'e basıp duruyorum. Ama basılı tutmuyorum. Shift'e basıp çekiyorum. Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek. Bu adamı ancak bu şekilde geçebiliyorsunuz. Bu adamı geçmemiz lazım. Bu adamı geçtik şimdi. Atladık buraya. Bakın arabanın önüne doğru gelecek. Ama ben önce atladım arabasına. Bekliyor. Atladım arabaya ve şoförü indirdim. Şimdi. Bu arada şarkıyı kapatayım. Ve araba benim kontrolümde de değil arkadaşlar. Adam takip için bindi. Benim şoför koltuğuma binerken bir nevi bug'a girdi. Bir nevi problem yaşadı. Ve şu anda arabayı ben kullanıyorum. Ama ben de kullanmıyorum. Öyle güzel bir taktik. Buradan izleyerek görevin bitmesini sağlayabiliyorsunuz. Ben o sırada bir burnumu sileyim. Ve izleyelim bakalım. O sırada da sizlerle biraz yayınlardan, videolardan sohbet edelim.
Bu o adaya kadar gidecek, araba takip edecek. Artık biliyorsunuz genelde yayınlarım D-Live üzerinden şeye başlıyorum. Restream.io diye bir program var. Hem YouTube'dan hem de D-Live'dan aynı anda canlı yayınlar yapmaya başlıyorum. Bu canlı yayınlarımda atıyorum chat'i D-Live'dan okuyacağım sizi D-Live'a çekebilmek için. Ama aynı zamanda aktif YouTube kitlesini de hani D-Live'a çekiyor olacağım. Diyeceğim ki YouTube'dakilere chat'i D-Live'dan okuyorum. Hem YouTube'daki yayın olduğundan haberdar olacak hem de D-Live'a gelecek. Sürekli farklı kitleyi yanımıza çekmiş olacağız. Bu şekilde yayınları yapacağım bu dakikadan sonra. GTA 5 canlı yayınları başlıyor. Forza Horizon yayınları başlıyor. GTA Vice yayınları arada gelmeye, korku yayınları gelmeye devam edecek. FPS oyunları gelecek özellikle. Bu şekilde devam ediyor olacağız. Şimdi mekana geldik. Adam gördünüz indi. Bu arabayı daha fazla hareket ettiremiyorsunuz. O yüzden indim arabadan. Yoksa dönerdim direkt onunla ama o araba daha fazla hareket etmiyor. Bunu bilin. Yani o arabayı kullanamayacaksınız. Şimdi şuradaki canı da alalım. Ve Ricardo Diaz'a göre döneceğim. Şimdi Ricardo Diaz'ın görevi burayı öğrendik. Burayı öğrendikten sonra helikopterle beraber gelerek içeriye dalmak olacak. Dalarken yine bize zaman kazandıran çok güzel bir taktik yapacağım. Neredeyse her görevde kendime has bir taktiğim var. Tabii ki bunları kendim bulmadım. Çok fazla video seyrettim. GTA Vice'nin speedrunlarını çok fazla seyrettim ve bunu iş olarak yapanlar var. Yani benim video çekerken yaptığım bu speedrun olayını adam işi gibi yapıyor ve insanlarla mücadele ediyor. Yayınlarında sadece speedrun yapıyor ve bu sayede yayınlarından para kazanıyor. Yani işi GTA Vice'yi hızlı bitirmek mesela atıyorum adamın. O yüzden deneye deneye mükemmel taktikleri bulmuşlar. Siz de bu tarz videoları izlerseniz beni de geçebilirsiniz yani. Benden de güzel taktikler bulabilirsiniz. Ben yaptığım en iyidir demiyorum. Ama bana göre en iyi bu. Ve diğer rakiplerimi, diğer yayıncı arkadaşları geçmemi sağlayan taktikler bunlar. Bu yüzden de sizlere de belirtmek istiyorum. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Ricardo Diaz'ın görevlerinin ilkini hallettik. Şimdi ikinciye doğru gidiyoruz. Bu göstereceğim gizem. Bu videoda bir gizem göstereceğim. Bu benim için en önemli gizemlerden biri. Çünkü yaklaşık 1 saatte 50 bin olan bir videom vardı. GTA Vice'de köprüdeki adam. Hiç kimsenin bilmediği gizem adında bir videom vardı. Ve şimdi o gizemi tekrar göstereceğim size. Benim için en önemli gizemlerden biri bu. Zaten gizem videoları kanalımı çok geliştirmişti. Bu arada merak edenler için yakın zamanda ameliyat olacağım. Ameliyattan sonra bu hapşırıklar, bu nefes alamamalar düzelecektir diye umut ediyoruz. Bakın bu köprüye iyi dikkat edin. Buradan intihar eden bir işçi gizemi vardı. Daha önce hiçbir kanal tarafından gösterilmemişti Türkiye'de. Ve ben ilk gösterdiğimde de bayağı dikkat çekmişti. Mekana geldik. Şimdi ilk olarak çatılardaki elemanları tarayacağım, halledeceğim. Daha sonrasında da aşağı ineceğim. Asıl olay aşağı indikten sonra başlayacak. Yukarıda bir taktik yok. Aşağı indiğimizde ise çok güzel taktikler size gösteriyor olacağım. Bunları taradık, indirdik. Bu tarafı indireceğiz, sonra karşıya geçeceğiz. Şu ikisini hallettik mi bitiyor. Sonra buraya geldik. En sonunda yan tarafa geçip görevi bitireceğimiz yere geleceğiz. Şuraya. Bu asla ölmüyor arkadaki. Tekrar taramanız gerekiyor. Yoksa ayağa kalkıyor. Bu arada arkada şarkı çalıyor. Ben bayağıdır o şarkıları durdurmadım. Umarım müzikten dolayı problem yaşamayız.
Tamamdır. Hepsini indirdim. Şimdi asıl taktik başlıyor. Biraz riskli bir hareket. Armor'la gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama ben hızlı yapacağım için çok problem yaşamayacağım. Bakın şimdi. Direkt koşmaya başladım. Adamların beni taramasını önemsemeden. Ve sadece 14 canım gitti. Direkt olarak içeridekilerle uğraşmadan görevi bitirmiş oldum. Bakalım neler olacak. Bu helikopter geri gidecek. Ve daha sonra Ricardo Diaz'ın sıradaki görevi. En hızlı tekneyi çalma görevi. Bunda zaten çoğunuzun bildiği, daha önce kanallar tarafından da gösterilen bir gizemi göstereceğim. Ay gizem diyorum ya. Bir taktiği göstereceğim. Uğraşmadan direkt sağından atlarsanız hızlı bir şekilde botu aşağı indirebiliyorsunuz. Bu taktiği kullanacağız burada. Ve bu taktikten sonra da artık oyunun sonlarına doğru yaklaşacağız. Ricardo Diaz'ı öldürme konusunda bayağı ilerlemiş olacağız. Son bir 15-20 dakikalık görev serisi kaldı. 5-6 görev kaldı ve bunları da seri bir şekilde hallediyor olacağız. Yine böyle speedrun tarzı GTA 3'e, GTA Vice'e, GTA San Andreas'a videolarım geliyor olacak. Tekrar söylüyorum, videoyu hala bu zamana kadar izlediyseniz ve beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. GTA Vice'nin birazcık ansiklopedi kanalı gibiyiz. Her şey var. Bu da olsun istedim. Çünkü iyi bildiğim bir şey ve iyi bildiğim bir şeyi videosunu çekmemek benim için aptallık olurdu. Şimdi buraya park ettik arabamızı. Koştuk. Buranın en sonundan F'ye bastık ve bu kadar basit. Bu arada radyoları kapattım zaten. Teker teker tekrar bakmama gerek yok. Bir el alışkanlığı olmuş. Bu görevde bu kadar basit. Sonra bu tekneyle tekrardan bir yarış yapacağız. Gidip malı en erken şekilde almaya çalışacağız. Bu biraz sıkıntı çünkü 60 FPS oynuyorum oyunu. 60 FPS oynarken suda giderken, okyanusta giderken çok fazla hızlı gidemiyorsunuz. Ve bu adamların sizi geçmesine sebep olabiliyor. O yüzden de çok dikkatli olup en güzel şekilde sürüp geçilmemem lazım. Eğer geçilirsem video yarıda kalır ve çünkü fail olmadan, hiç hata yapmadan, hiç ölmeden, hiç polise yakalanmadan bunu yapacağız dedim. Cortez bizden yardım dileniyor ama Cortez'in görevini yapmamıza gerek yok. Cortez'in son görevi bu. Eğer Cortez'e gidersem tamamdır artık, her şey bitmiş oluyor. Ama Cortez'e gitmeme dediğim gibi gerek yok. Biz bu görevden sonra A'yı tercih edeceğiz. Avery Carrington'ın yanına gideceğiz çünkü Avery'nin yanına gittiğim görev Lensman'si kurtardığım göreve bağlayacak beni. Dediğim gibi artık sona doğru geçiyoruz. Ve devam. Diaz'ın bizim anlaşmamızı mahvettiğini biliyoruz. Neden hala boynunu sıkmıyoruz, onun için işler yapıyoruz diyor Lens. Tommy de diyor ki zamanı var diyor. Her şeyi bir öğrenmemiz lazım diyor. Onu öldürmek yetmez. Onun işlerine konmak için diyor. Onun her şeyine sahip olmak için bütün iş yaptığı adamları, bütün işlerini öğrenmemiz lazım diyor. Yani Tommy basit düşünmüyor. Weiss'in her şeyine sahip olmak istiyor Tommy. Lens ise her zamanki gibi daha böyle hızlı düşünüp daha aptalca kararlar veren tarafta. Bakın buradan tekneler geliyor ama geçtik. Şu ana kadar iyi yarıştım. Herhangi bir problem yaşamadım. Ve korktuğum görevlerden biridir aslında bu ama problemsiz şekilde bu görevi bitirmeyi başardık. Tabi daha bitmedi. Bir de benim adamları taradığım tarafı var ama bu dakikadan sonra zaten bu görevde herhangi bir problem olmaz. Bayağı iyi taradım yalnız onları. Şimdi Lens gitmeye devam edecek. Ne yapıyorsun lan? Teknenin altına girdi. Aptal aptal sürüyor. Kenarda elemanlar olacak. Burayı hızlandırmanın bir yolu yok. Bu arada bu otelin camında çıkan pipi gizemini size daha önce göstermiştim. Hatırlayanlar vardır. Akşam 11 olduğunda bu otelin camında pipi gizemi çıkıyordu. Az önce de buradan geçerken polis yıldızlarını almıştık biliyorsunuz. Bunları vurmanıza gerek bile yok aslında. Size bir şey yapamazlar. Olay buydu.
2-3 mermide direkt helikopterdeki tarayan adamı ve pilotu indirdik ve helikopter patladı. Önümüzde birkaç tane daha tekne var. Onları da indireceğiz tarayarak ve bu görev de burada bitmiş olacak. Daha sonrasında Diaz bir görev vermiyordu diye hatırlıyorum. Yani tabii ki Diaz'ın daha görevleri var ama Diaz'ın görevine değil de sanırım A'nın görevine gitmemiz gerekecek bu dakikadan sonra. Ve A'nın görevine gittiğimizde Lance Vance'in yakalandığı haberini alacağız. Yaklaşık 40 dakika oldu. 20 dakikam kaldı. Kendimden bir tane görev ekledim araya. A'nın inşaat patlatma görevini. Ona rağmen 1 saatte bitirmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Buralarda zıplama tuşuna falan shift'e çok basmıyorum. Konuşmanın bitmesini bekliyorum. Çünkü bir anda konuşma biterse ve ben zıplamaya basarsam suyun dibini boylayabilirim. O yüzden buralarda ne kadar konuşursa konuşsun bekliyorum ve hemen zıplama tuşuna basmıyorum. Dediğim gibi Diaz'ın görevi yok şu anda. A'nın görevi var. A'ya gideceğiz. Ve A'nın görevinde Haiti'li lideri öldürme görevine gideceğiz. A, Avery Carrington bir inşaatçı. Haiti'lilerle Kübalıların arasını karıştırıp oralarda olay çıkartıp olay çıkarttığı yerlerde inşaat piyasasının düşmesini istiyor. Rakipleri buralarda iş yapıyor ve rakiplerinin mallarının fiyatını düşürerek onlara zarar vermeye çalışıyor ya da almak istediği bir yer oluyor. Orada olay çıkartıyor ve normalde atıyorum 200 bin dolar alacağı bir yer varsa 100 bin doları rahatlıkla alabiliyor ve gelecekte oralar zaten kendisinin bizim olacağı için rahatlıkla pazarlamasını yapabilir. Avery Carrington olayı bu. Karşı inşaatı da rakip inşaatı olduğu için patlatıyordu. Orayı daha sonrasında kendi inşaatı yapmayı planlıyordu Avery Carrington. Küba kıyafeti al diyor. Küba kıyafeti almadan göreve sokmuyor. Hani diğeri gibi kıyafeti almadan adama gidebiliriz diyemiyorum. Bu sefer harbiden kıyafeti almak zorundayız. Gördüğünüz gibi hiçbir yerden gidip silah almadım. Ama hangi görevi yapmayı hani hangi görevi yapmam gerekirse silahım oldu zaten. Ve yine 92 mermilik bir silahım var. MP7 diyeceğim buna. Belki yanılıyorumdur ama MP7'ye benzettim ben. Bir MP7'm var. Onunla beraber arabadan inmeden çok güzel bir taktikle Haiti'li lideri geberteceğim. Bu yaptığım en kolay öldürüş şekli değil ama en hızlı öldürüş şekli. Bundan kolayı da var. Yine internette araştırıp bulabilirsiniz. Kübalı kıyafetini giydik. Kübalı kıyafetini eğer bu görevleri yaparsanız, Haiti'li teyzenin falan görevlerini hallederseniz bir daha alamıyorsunuz. Burası o yüzden nadir bir yerdir. GTA Vice açısından da önemlidir. Daha sonra gittiğinizde bu kıyafeti burada bulamayacaksınız çünkü. Şimdi Haiti'liler bakın orada bir konuşma içerisinde. Beni fark ettiler. Bana sıkacaklar. Ben burada durdum. Ve aradan hallettim. Görev bitti. Şimdi gitmem gereken yer daha ileriye. Şöyle devam ediyorum. Ve helikopteri alacağım arkadaşlar. Polis helikopteri var burada bir tane. Little Haiti'den dışarıya çıktım. Ve burada bir tane polis helikopteri var. Onu alacağım. Çünkü bizi birazdan Kent Paul arayacak. Kent Paul diyecek ki koş yardıma ihtiyacı var, Lance'in yakalandı. Ben de Lance Vance'i kurtarmaya gideceğim. O yüzden de direkt helikoptere atlayıp K'ye doğru yani Malibu Club'a doğru gideceğim. Bu helikopter Lance'i kurtarma görevinde çok fazla işimize yarayacak. Normalde kometlerle beraber bu görevin sonunda bizi kovalıyorlar. Ama biz o kometlere aldırış etmeyeceğiz. Çünkü helikopterimiz var zaten. Biz havadan gidiyor ve çok hızlı gidiyor olacağız. Mesafeler de uzak olduğu için bu helikopter bize hem zaman kazandıracak hem de dokunulmazlık kazandıracak. Survivor'da dokunulmazlık oyunu. Şimdi helikoptere çok zarar vermemem lazım. Telefona baktım. Bu arada Umberto Robin arıyor şu anda beni. Umberto Robin'in telefonunu açacağım. Sonra biraz bekleyeceğim. Bir
biraz beklememiz lazım şu anda. Cortez'in görevini gidip halledebiliriz. O zaman direkt çıkar görev ama bizim için büyük bir zaman kaybı olur. Birazcık telefon beklememiz gereken sahneye geldik. Çünkü aralarda telefonları açmadığım için burada telefonları beklemek zorundayım. Şimdi X-Lens, Lens itiraz edecek. Hadi diyecek, abi diyecek. Hadi öldürelim artık. Ne bekliyoruz? Niye sen bana yardımcı olmuyorsun diyecek. Ama Tommy diyecek ki sakin ol adamım. Halledeceğiz. Ama zamanı değil daha. Seni sonra ararım falan dedi. Yani Lens'e köpek muamelesi yapıyor Tommy. Sen ne bilirsin oğlum diyor. Sen bekle diyor. Benden diyor haberi bekle diyor. Daha sonrasında halledeceğiz diyor. Sen benden aramayı bekleyeceksin diyor. Meşe ses kayıtlarını telefonumla alıyorum. Telefonum çaldı ve maalesef ses kaydını alamadım. Bu süreçte de telefona baktım ve yine de telefon çalmadı arkadaşlar. Ben de hatırladım ki Cortez'in yapmam gereken bir görevi daha var. O yüzden aradaki mesafeye falan belli bir saniye koyacağım. Zaten maksimum muhtemelen oradan Kent Paul'un mekanından buraya gelmem hani bir 30 saniye falan sürerdi. Hani ekstra 30 saniye koyalım kafamıza 1 saate. Ama onun dışında yine elimden geldiğince hızlı bir şekilde devam etmeye çalışacağım. Bu aksilik için kusura bakmayın. Ses kayıtlarını telefondan aldığım için en ufak bir arama geldiğinde ses kaydı duruyor ve benim de durup o kayda tekrardan başlatmam gerekiyor. Tekrar tekrar kusura bakmayın. Şimdi tanka doğru gideceğim. Tankı çalma görevi. Ben görev serisinde bir tane görevi atlayarak ilerledim. Oradaki şeyi helikopteri erken çaldım. Çalmam gereken görev aslında bu. Şimdi gideceğim askeri tankla işim bittikten sonra gidip tank işi bittikten sonra helikopteri çalacağım. Helikopterle beraber bu sefer Lens'i kurtarıp Diaz'ın yanına gideceğim. Yine bir saatten kısa bir sürede bitirmiş olacağım. Ama bir tane görev serisini kaydırmış oldum. Birazcık zaman kaybetmiş oldum. Burada baştaki adamı vuruyoruz. Kapı açılıyor. Ve biz de tankla beraber ilerliyoruz. Bu görevin taktiği bu. Hiç beklemek istemiyorsanız direkt olarak bunu yapın. Daha sonra da kafayı arkaya doğru döndürün. Hile kullanırken bunu yapardık. Hızlı gitmesini sağlardık. Özellikle polis görevlerine falan bu tankla bayağı iş yapılıyordu. Bu şekilde arkaya döndürerek. Bunu numlok tuşlarını kullanarak yapıyorsunuz. Numlok tuşlarını kullanıp müthiş bir şekilde rahatlıkla buraya girebilirsiniz. Ve bayağı bir şeyi patlattık. Görev bitti. Asıl şimdi gitmem gerekiyor. Polis arabasını çalarak yapacağım bunu. Çünkü başka araba yoktu etrafımda. Direkt hızlı gitmem lazım. Orada da zaman kaybettim. Daha fazla zaman kaybına taktiğim ay zamanım yok. Ama bunu görmüşken salmam. Beni biliyorsunuz. Speedrun da yapsam motor varsa o motoru alırım. Şimdi gideceğim. Helikopteri şimdi alacağım. Şimdi kesin olarak açıldı görev. Kent Paul'un görevi. O arada kaydı durdurduğum için ben de gidip bir save aldım. Bakalım. Yani aradaki zaman kaybı aldığım save'den emeklerim boşa gitmesin tekrardan uğraşmayayım diye aldığım bir save. Bu yüzden de aradaki bir zaman farkı oluşmuş oldu haberiniz olsun. Tamamdır. Paul'den telefon geldi. Gel bakalım diyor. Lens'i kaçırdılar diyor. Ve şimdi K'ye gideceğim. Lens'in görevi normalde uzun süren bir görev ama bizim için çok kısa sürecek. Bakalım K'ye yetişebilecek miyiz? Hızlı bir şekilde artık bir saate doğru yavaştan geliyoruz. Arada bir dakikalık falan zaman kaybım olmuş oldu oyun içerisinde. Tabii ki normalde ben gerçek hayatta bir saatten fazla zaman kaybetmiş oldum telefona bakarken, video kaydını alırken ama oyun içerisinde geçirdiğimiz süre olarak yaklaşık 50 dakikalardayız ve son 10 dakikamız var diyebilirim.
Yine siz zaten videoda şu problem yaşadığım süreç dışında her şeyi görüyor olacaksınız ve kaç dakikada hallettiğimizi göreceksiniz. Umarım taktikler işe yarıyordur. Umarım bu taktikleri kullanarak oynayacak arkadaşlar vardır. En azından kendi arkadaşlarınızla oynuyorsanız bile bir kapışma yapabilirsiniz. Eğlenceli çünkü. Tabii bu arkadaşınızın hile yazmalarını falan nasıl bileceksiniz? Biz GTA turnuvalarını nasıl yapıyoruz? Yayıncı arkadaşlarla yapıyoruz. Herkes aynı anda yayına giriyor. Ne hile yazabiliyorlar ne bir şey yapabiliyorlar. Herkes aynı anda aynı şekilde mücadele ediyor. Ve ilk kazanan diğerlerin chatine gidip bitti yazıyor mesela. Ve diğerleri de D-Live üzerinde elmas diye bir şey var. Değeri 7-8 TL. Diğerlerine elmas atıyor falan böyle. Hem para ödüllü oluyor hem yayın içerisinde arkadaşlarımız için güzel bir kapışma oluyor. Yine bu tarz kapışmaları seviyorsanız D-Live chatime gelmeyi unutmayın. Şimdi bu helikopteri biraz park ederken dikkat etmemiz lazım. Çünkü çarparsak, zarar verirsek büyük problem yaşayabiliriz. Bir tane çarptım, sıkıntı yok. Şimdi neredeyse lensi kurtarma yerine geldim. Ve lensi direkt kurtarıyoruz. Tamam, lensi hızlı kurtardık. Bu güzel. Ama asıl olayımız lensi hızlı kurtarmak değil. Asıl olayımız lensi buradan temiz bir şekilde çıkartabiliyor olmak. Şimdi bakın onu yapacağız. Helikoptere bindireceğiz lensi ve direkt hastaneye götüreceğiz. O benim kardeşimi öldürdü. Ne yapmamı bekliyorsun diyor. Ama aslında kardeş falan pek umurunda değil bu adamın. Tek umurunda olan şey para. Bu silah da çok güzel bir silah be. GTA Vice'nin bana sorarsanız en iyi silahı olabilir. Kalkarken biraz dikkat ve sonra direkt hastanenin olduğu yere doğru gidiyorum. Hastaneye gittikten sonra bu sefer de direkt Diaz'ın mekanına süreceğim. Ve son görevi halledip oyunu bitiriyor olacağım. Tabi oyun bitmeyecek ama Ricardo Diaz'ı öldürmüş olacağım. Yaklaşık 1 saatte gelebilecek en yüksek noktalardan biri zaten bu. Bakalım, daha video bitmeden başardığım gibi şeyler demek istemiyorum ama şu ana kadar iyi gidiyoruz derken helikopteri kaçırdım, neyse. Helikopteri patlattık. Şurada bir helikopter daha var. Hızlı bir şekilde o helikoptere gideceğim. Bu tarz fiiller can sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Hemen şuradan şu motoru alalım. Bakalım bu sefer 1 saatte başarabilecek miyim bilmiyorum. Videoyu kapatırken en son editledikten sonra zaten hep beraber göreceğiz. 1 saat olacak mı olmayacak mı? Bu tarz hatalar küçük hatalar gibi gözükse de aslında büyük hatalar, büyük zaman kaybettiriyor. Bu da zaman kaybettirdi mesela. Neyse, en azından görevlerin taktiklerini güzel bir şekilde gösterdim size. Kendim çok başarılı olamasam da bazılarında. Şimdi Cortez'in yanına gidiyoruz. Ay pardon, ne Cortez'i? Ricardo Diaz'ın tarafına gidiyoruz ve Diaz'ı öldüreceğiz. Aynı helikopter taktiği bunda da geçerli. Eğer çapraz giderseniz hızlı gidersiniz bu arada. Ama bunlar çok dönüyor. Ve maalesef o yan taktiğini çok fazla kullanamıyorum bunda. Bayağı yağmurlu, sisli bir hava var. Hava Ricardo Diaz için ağlıyor. Ve mekana geldik. Şimdi buradaki taktiğimiz şu. Koş abi. Koşabildiğin kadar koş. Çünkü adamlar sana zarar veremeyecek. Lens'le beraber gidersen Lens mermi yiyebilir. Lens ölebilir. Lens çünkü salak. Ama sen koşarsan Lens zaten arkada kalacağı için hiçbir şey yapamıyorlar Lens'e. Bakın şu ana kadar sadece 14 armorum gitti. Burada mermi bile yemedim. Ve koşmaya devam.
Koş. Koş 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 koş. Lens'in canı azıcık gitti sadece. Gitmeni bile diyebilirim. Lens aşağıda ama Lens'in aşağıda olmasının hiçbir önemi yok. Şimdi Ricardo Diaz'ı tarayacağım. Ve Diaz direkt ölecek zaten. Eğer bu silahla tararsanız içeriye girmeden Diaz ölüyor. Ve Diaz'ın işi bitti arkadaşlar. Bütün görevlerin taktiklerini gösterdim. Aralarda ufak hatalar yaptım. Ama Ricardo Diaz'ı yaklaşık 1 saat içerisinde öldürmeyi başardım. Bu da gerçekten güzel bir başarı diye düşünüyorum. Yine elimden geldiğince farklı taktiklerde, farklı oyunların görevlerinin taktiklerini vermeye çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine GTA içeriklerini seviyorsanız, benim içeriklerimi seviyorsanız yayınlarıma da gelin. En büyük desteğiniz yayınlarda göstereceğiniz destektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.